kültürden esinlenmiş bir sahnedir. Bu fikir ilk olarak ailecek gezdiğimiz antik kentlerin tiyatrolarında verdiğim dans pozlarından oluşan bir fotoğraf koleksiyonuyla başladı. Daha sonra bu fotoğrafların arasına doğada çekilen pozlar da eklendi. Küçük yaşta İstanbul Yıldız Alper Bale ve Dans Okulu'nda başladığım bale ve dans eğitimimi hayatım boyunca gittiğim, yaşadığım her şehirde amatörce devam ettim. Dans etmenin yanında koreografiye de bir merakım vardı. Ve 2015 yılında Syracuse Üniversitesi Orange Pulse Dans Kumpanyası'nda ilk koreograflarımı yaptım. Bu gösterinin hazırlıkları ve kendisi çok keyifli geçti ama kısa bir süre sonra her zaman bu kadar çok dansçı bulmanın kolay olmayacağını fark ettim. Ve de neden kendi kendime dans koreografisi yapmayayım ki dedim. Bunun üzerine güzel bir müzik buldum. Bayağı evde çalışmalara başladım. İşte hareketleri müziğe oturduktan sonra, kostümde bulduktan sonra mekan olarak da evimin yakınında Syracuse'da Thorndon Park'ta halka açık bir amfiteyatro var. Orayı seçtim. Ve biz bir yaz sabahı bir arkadaşımla birlikte dansı çekmeye yola çıktık. Tabii bu başlı başına bizim için çok eğitici oldu. İlk başta kamera açılarını anlayana kadar bayağı uğraşmamız gerekti. Daha sonra ışığı beğenmedik, başka bir gün tekrar çektik. Bu ilk denemeden sonra Edinburgh'da bir yaz tatili gezisi olarak ailecek Arthur Tepesi'ne tırmanırken dayanamayıp yolda gözüme güzel gözüken manzaraların önünde müzik bile olmadan doğaçlama dans etmeye başladım. Böyle danslar birikince daha bir gösteri formatına oturtup sanki sahnede sergileniyorlarmış gibi sergilemek istedim. Bale aslında her şeyin en ince ayrıntısına kadar hesaplanıp çalışıldıktan sonra seyirciye sunulduğu, pek fazla doğaçlamaya yer vermeyen bir sanat dalı. Kımıltının işleri ise yer aldıkları mekanların doğası gereği iki farklı dala ayrılıyor. Önceden bildiğim sakinliği ve güzelliği ile sahne olarak kullanılmaya elverişli mekanlar için özel koreograflanmış, müziği seçilmiş, çalışılmış danslar ki Thorndon Park dansları serisinin hepsi bunlardan. Ve güzel bir mekana adım attığımda o anda ortaya çıkan doğaçlama danslar. Bu doğaçlama dansların hepsi var oldukları yerden esinleniyor. Ve de çoğu zaman o an aklımda bir müzik bile olmuyor. Mesela Machu Picchu dansları tamamen müziksiz gerçekleşen danslar. Cat the Paintman de böyle. Bu dansları sonradan bir müziğe oturtmak aslında kendi içinde başlı başına bir deneyim. Bir de zaman zaman aklımda olan müzikleri gördüğüm bir yere çok uygun bulup hani o müziği hayal ederek orada çalmasa bile kurguladığım danslar var. Okyanus danslarının çoğu böyle. Onun dışında daha etnik gezilerde gezi sırasında karşıma çıkan her fırsatta o yörenin müziklerini ve hareketlerini gözlemleyip onları da işin içine sokarak kurguladığım danslar da oluyor. Hey ama özellikle böyle bir dans. Bugüne kadar yapılan çekimler arasında en ilginci yatık ağaç dansının çekimleri oldu sanırım. Yatık ağaç Amsterdam'da Vondelpark'ta devrilmiş yaşlı bir ağaç kütüğü ve kökleri çok güzel görünüyor. Bir gün kararlaştırıp gözdeyle birlikte çekime gittik. İlk başta etrafta bir iki tane çocuk oynuyordu. Onların uzaklaşmasını bekledik. Ondan sonra ortalık tenhalaşınca ben ağacın yanında dans etmeye başladım. Daha sonra üstüne çıkabilir miyim, üstünde dans edebilir miyim diye baktık. Öyle dans ederken bir an bir baktım, etrafımızda insanlar birikmeye başlamış. Bizi kaldırımın karşısından, sokağın karşısından bizi izliyorlar. Sonra ağacın üstünden sonra köklerine doğru indim. En sonunda orada dansı bitirdik. Ve yavaş yavaş tam biz ağaçtan uzaklaşırken bizi izleyen kalabalık çocuklarını gezdirmeye gelen ailelerdi. Çocuklar yavaş yavaş ağacın üstüne doğru çıkmaya başladılar. Dedim tam zamanında biz işimizi bitirdik. Ondan sonra birazcık daha dolanıp parkın içinde başka yerlerde dans çekmeye devam ettik. Geri eve dönerken yine ağacın önünden geçtik. Biz de bir baktık ki ağaç olduğu gibi çocuklarla dolmuş. Bayağı böyle çekimin kendisi aslında bir film sahnesi gibiydi. Normalde bir bale gösterisine girdiğinizde önünüze bir program gelir ve bu program önceden düşünülmüştür. Danslar birbirleriyle ilişkisine göre bir sıraya dizilmiştir. Tabii bir YouTube kanalında bu böyle olmuyor. İstediğiniz zaman, istediğiniz dansı, istediğiniz sırada izleyebilirsiniz.
Ama bu önceden kurgulanmış plan bence hoş bir şey. Ve Kımıltı'nın da dans listeleri, yani playlistleri aslında bu amaçla yapılmış listeler. Yani benim gözümde her playlist aslında bir gösteri olarak gelişiyor. Son olarak Kımıltı'da kimler var? Kımıltı'da bütün ailem ve arkadaşlarım var. Dansların hepsini ben kendim yapıp, hani montajını ve de kurgusunu ben kendim yapıyorum. Ama tabii ki de çeken bir sürü insanlar var. Arkadaşlarım sağ olsunlar benimle birlikte gezerken beni kırmıyorlar. Bazen çok zor durumlarda ellerine kamerayı tutuşturabiliyorum. Baş kameramanlarımdan bir tanesi kardeşim. Onun dışında tek başıma yaptığım geziler de var. Bu gezilerde yoldan geçenleri rica edip birkaç dans çektirdiğim oluyor. Çoğu zaman şaşırıyorlar. İlk başta fotoğraf çekmeyi bekliyorlar. Bazen gezi rehberlerinden rica ediyorum. Machu Picchu'nun Ekvador'daki kısmında gezi rehberi hatta böyle çok bir heyecanlanmıştı. Ha, ilk defa İnka yolu kameraya çekiliyor diye. Bayağı hoşuna gitmişti. Sonra sağ olsun kendisi de bir dansa katıldı. Böyle kımıltı zamanla gelişen, kendince bir yol çizen dinamik bir sahne. Bizi izlemeye devam edin.